Merhaba sevgili arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 6. sınıf matematik ders kitabı sayfa 157, 158 ve 159'da bulunan sorulara bakacağız. Konumuz veri analizi. Eğer hazırsak haydi videoya başlayalım. Birinci sorumuzda ne demiş? Elif'in bir haftalık ders çalışma süreleri yandaki tabloda verilmiştir diyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Günlere göre ders çalışma süresi dakika cinsinden verilmiş. Elif'in ders çalışma sürelerinin açıklığı kaçtır? Açıklık demek en büyükten en küçüğü çıkaracağız demek. En büyük sayımız baktığımda 78'i görüyorum. En küçük sayımızda 27'yi görüyorum. O zaman e, bunu bulmak için 73 78'den 27'yi çıkaracağız. 78 eksi 27'den ne olmuş olur? Burası 1, 51 olmuş olur açıklık. Şimdi B şıkkında Elif günlük ortalama kaç dakika ders çalışmıştır diyor. Bunların hepsini toplayıp 7'ye böleceğiz. Hepsini toplayacağız. Hay maşallah. Hızlı bir toplama yolu var mı diye şöyle göz gezdiriyorum. Birbirini sıfıra tamamlayanları Hemen toplayacağım Şimdi 44 ile 36'yı toplarsam Ben 80 elde ederim 53 ile 27'yi Toplarsam Burası da 80 olmuş oldu Sonra burada birbirini toplayan yok Mecburaları ayrı ayrı toplayacağız Şöyle 78 ile 33'ü toplarsak 111 oluyor 111 ile de 65'i toplarsak 176 oluyor. Şimdi 80 80 de 160 oluyordu. O zaman burayı toplarsak 6 6 7 daha 13 13. 3. elde var. 1 3 336 dakika oluyor. 336'yı şimdi 7'ye bölmem lazım ki ortalamasını bulalım. O zaman nerede? Hemen altında bölelim. 336 bölü 7. 33'te 7 e, ne olur? 4 kere 7 28 5 kere 7 35. 4 defa. 28 çıkardık. Buradan ne kalıyor? 5 kalıyor. 56. 7 kere 8 56 eder. O zaman ortalamamız 48 dakikaymış. Topladık. 7'ye böldük. 48 dakika sonucunu bulduk. Elif'in ortalama süreden daha fazla ders çalıştığı günler hangileridir demiş. Yani 48'den hangilerinde daha fazla ders çalışmış. E hemen 53 var. 48'den büyük. 65 var, 78 var değil mi? Evet, o zaman çarşamba, cuma ve pazar diye bu soruyu da cevaplandırmış oluruz. Gelelim ikinci sorumuza. Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK verilerine göre ülkemizdeki 5 yıllık yaklaşık susam üretim miktarları yandaki grafikte gösterilmiştir. Yıllar burada, miktarlar ton olarak 1000 ton yani 20.000 ton, 18.000 ton gibi değerler orada. Demiş ki 5 yıllık susam üretimi miktarının açıklığı nedir? Şimdi burada 15'e kadar vermiş ama burada yanıltıcı. Aman ha dikkat edin. En az 17 üretilmiş. En çok 20 üretilmiş. Aradaki fark 3. Yani 3000 ton diyelim. Açıklığımız. 5 yıllık susam üretim miktarlarının ortalaması kaçtır demiş. Şimdi şu 20'de bitmiş. Şu 18'de, şu 17'de, şu 17'de, bu 19'da. Tek tek toplayacağız 20 18 17 17 19 buranın toplamı 91 olur toplamımız 91 bu 91'i de 5'e böleceğiz sanırım virgüllü sayı çıkacak ki zaten bu 91 bin tondu yani 91 bini aslında 5'e böleceğiz bu durumda bunu 5'e bölersek 9'da 5, bir defa 1 kere 5, 5 çıkardık 4, 41'de 5, 8 defa 8 kere 5, 40 çıkardık 1, 10'da 5, 2 defa 2 kere 5, 10 kaldı geriye 2, 0. O 2, 0'ı da buraya attığımda demek ki 18.200 ton. ton diye de bunu böyle cevaplayabiliriz. 2020 yılı dikkate alınmadığında, 2020 yılı dikkate alınmadığında demiş... Açıklık var aritmetik ortalama kaç olur? E, açıklığımız ne oluyor? 17'den 20'yi düşüyoruz. Gene 3000 ton. Bu açıklık oradan değişen bir şey yok. Ama ortalamamız değişir. E, nasıl değişir? 19 çıkaracağız. Toplam en son 91'di. 91'den 19 çıkartalım. Bu durumda 10 düştüm. 81 81, 9 çıktım. 72 oldu. Kalan 72 72.000'i 72 bini de 4 yıl kalacak. 4'e böleceğiz. Bunu da bölersek 72 4'e tam bölünebilen bir sayıdır ve 18 olur. Ortalamamız o zaman 18.000 ton olarak karşımıza çıkmış olur. Evet geldik 3. soruya. Demiş ki aşağıdaki tabloda 6 arkadaştan 5'inin kütlesi verilmiş, birinin verilmemiş. Bu halka arkadaşın aritmetik ortalaması 47 olduğuna göre Kemal'in kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi bu 6 arkadaşın ortalaması 47 ise bu 6'sının da toplamını bulmak için 47 ile 6'yı çarpacağız ilk etapta. Bu da çarpma işlemini yaparsak 6 kere 7 42'nin ikisi elde var 4. 6 kere 4 24 4 de elde 28. Yani toplamı 282'miş 6 kişinin. Bize 5 kişi verilmiş. Bu 5 kişinin toplamını bulalım. Yani 45, 37, 43, 55 ve 42'yi toplayalım bakalım. Hemen burada pratik toplama yapacağım. Ee, 5, 5 daha 10, 7, 3 daha 10, 20, 2 daha 22 daha 22'nin ikisi. Elde var 2, 2'yi şöyle yukarı yazalım. Burada şimdi 6, 9, 9, 4 daha 13, 13, 5 daha 18, 18, 4 daha. Burası da 22 etti. Aynen eldeyi de verdik yukarıdan zaten. O zaman Kemal'in kutlesini bulmak için 282'den çıkaracağız. 222. Bu da 60 olarak karşıma çıkmış olur. Kemal o zaman 60 kiloymuş. 6 arkadaşın kütlelerin açıklığı diyor. Burada en kilolu 60. En kilosuz 37. O zaman bu ikisini çıkaracağız. 23 o zaman bunların açıklığı. Kütlesi 33 kilo olan Özge bu gruba katıldığında grubun yeni açıklığı. Açıklık değişecek. Neden? Çünkü 37'den 33'e düşecek. 60-33'ten yeni açıklığımız 27 olurken aritmetik ortalamamız nasıl değişecek? Hemen onu da bulalım. Ortalama toplamımız 282 idi. Kırmızı ile yapayım onu 282'nin üstüne 33 eklenecek. Bu durumda sonun 5 11'in biri elde var 1 315 olacak toplamı. Benim 6 kişiydi Özge ile birlikte 7 kişi olacağım. 315'i o zaman 7'ye bölmem lazım. 4 5 45 olmuş olur yeni aritmetik ortalamamız. Dördüncü soruya bakalım. Yandaki grafikte bir ilde Haziran ayında gerçekleşen sıcaklık değerlerinin gün sayısına göre dağılımı verilmiştir. Aşağıdaki grafiği grafiğe göre soruları cevaplayınız demiş. Haziran ayı sıcaklık değerlerinin açıklığı Haziran ayı sıcaklık değerlerinin açıklığı. Şimdi bir ilde Haziran ayında gerçekten sıcak değerlerinin gün sayısına göre 4 gün 26'ymış 5 gün 30'muş. Açıklıkta böyle bir hesap yapmamıza gerek yok. Açıklıkta direkt şunu yapacağız. En küçük 26 en büyük 32 o zaman A'yı bulmak kolay. 32 eksi 26'dan açıklığımız 6'ymış. Haziran ayı sıcaklık değerlerinin aritmetik ortalaması. İşte burası bizi uğraştıracak biraz. 4 gün boyunca 26'ymış. O zaman 4 kere 26'yı bulacağız ki o 4 günün toplamı ne olacak? Böyle 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 bütün değerleri çarpacağız. Yani şunu yapacağız. 4 çarpı 26. İşte 5 çarpı 30. Sonra 6 çarpı 28 eşleşenleri çarpacağız. 7 çarpı 32 ve 8 çarpı 31. Ben bunların değerlerini bir yazayım hemen yanlarına. Evet hepsini tek tek çarptım. Değerlerini buldum. Şimdi bunları bir de toplayalım. Toplamları bunların 894 oluyor. Peki gün sayımız kaçmış? 894'ü gün sayımıza böleceğiz şimdi. 4, 5, 6, 7, 8'i toplayacağız yani. 4, 6 daha 10. 7, 8 daha 15. 5 daha 20. 10, 20 daha 30 gün. O zaman burayı 30'a böleceğiz. Aritmetik ortalamamızı bulalım. 89'da 30. 2 defa 2 kere 30. 60. Kaldı buradan geriye 29. 294'de 30. 3 kere 8. 3 kere 9. 9 olacak. Burası 3 kere 9. Çünkü 270 eder. Burada kaldı o zaman 4. Burada kaldı o zaman 2. Burada 0. Buraya bir virgül attık. Buraya bir 0 attık. 240'da da 30. 3 kere 8 24 olduğu için demek ki ortalamamız 29,8 derece oluyormuş santigrat derece. Geldik 5. sorumuza. Yanındaki tabloda Bora ve Tayfun'un 4 deneme sınavında yaptıkları net sayıları gösterilmiştir. Bora'nın net sayılarının açıklığı ve aritmetik ortalaması kaçtır? Şimdi Bora'nın aritmetik ortalamasını bulmak için bu sayıları toplamam gerekiyor. Toplayalım bu sayıları o zaman. 80, 85 daha 165 eder. Buraya bir 75 eklersem oradan 170, 240 eder. 240'a da 90 eklersem 330 eder. Bunun toplamı 330'muş. O zaman 330'u benim. Şöyle 4'e bölmem lazım ama orada bölemeyeceğim. Sol tarafta böleyim şöyle. 330'u 4'e bölelim. Burada 4 kere 7. 4 kere 7 kaç olur? 28 ama gene oluyor. Yanlış yaptım. 8 kere olacak. 4 kere 8'den 32'yi bulduk. Kaldı geriye 1. 10'da 4 2 defa 2 kere 4 8 kaldı geriye 2. Buraya bir virgül buraya bir 0. 20'de 4 5 defa. Demek ki bunun ortalaması da 82 buçukmuş. Okey. Ne demiş? Hangi öğrenci net sayılarına göre deneme sınavlarında daha başarılıdır diyor. Ortalamaya göre yorum yapabiliriz burada. Gelin diğerinin ortalamasını da bulalım. 80 80 160 160 70 daha 230 230'a 90 eklersem ben 230'a 90 eklersem 200 ne olur? 230'a 90 eklersem 225 eklersem 225 bunu 4'e böldüğünde bunun ortalaması 82,5'tan küçük olacak çünkü bunun zaten 4'ünün toplamı 330 oluyor. Öte yandan notlar arasındaki açıklık da fazla. Bakın 25 açıklık var. O yüzden burada başarılı olan ve istikrarlı olarak başarılı olan öğrencimiz Bora'dır. Bora'nın başarılı olmasının sebebi aritmetik ortalamanın yüksek olması. İstikrarlı olarak yani doğru bir düzgün bir başarı sağlamasının sebebi de açıklığın daha küçük olması. 6 sorumuza bakalım. A ve B şirketlerinin 4 yıllık kar miktarları yandaki grafikte gösterilmiştir diyor. A şirketinin kar miktarlarının açıklığı ve aritmetik ortalaması kaçtır? A şirketi pembeymiş. Açıklığını bulacak olursak en düşük 460 en büyük 600. 600 eksi 460'dan burası ne olur? 140 mu oluyor? Evet açıklığımız 140. Okey. Şimdi aritmetik ortalama bunları toplayacağız. Bu toplama işlemini sevmiyorum. 600 510 490 460 burayı toplayacağız şimdi. Şunlar birbirini tamamlıyor. İkisi 1000 oluyor. 1600 oldu. 1600'e 460 eklersem 2060 oldu. Ortalamayı sorduğu için 2060'ı ne yapmam lazım benim? 4'e bölmem lazım. Şurada bölelim 2060'ı. Hemen 4'e bölelim. 20'de 5 defa 4 kere 5 20. E, 0 0. 6'da 1 defa 1 kere 4 4. Kaldı 2 0. 20'de de 5 defa. O zaman 515'te bunun aritmetik ortalamasıymış. B şirketinin de aynı şekilde bulmamı istiyor. B şirketinde en yüksek 560 var. En düşük 480 var. B şirketinde o zaman 560'dan çıkartırsam 480'i burada ne kalıyor? 80 kalıyor bunun açıklığı. Evet, yakınmış bu. Burada 80 kaldı. Aritmetik ortalamayı bulmak için de toplayacağız, toplayacağız. Sayıları, sayıları toplayacağız. Şimdi 480 bunun üstüne 520 ekliyorum. Bura 1000 oldu zaten. 500 ekliyorum. 1500 oldu. 560 ekliyorum. 1500 2000 2060 da burası çıktı. O ortalamalar aynı çıktı. Süper. O zaman bunu da böldüğümüzde ortalama bulunda 515 çıkmış oluyor. Kar miktarlarına göre bu şirketlerden birine yatırım yapmak isteyen bir kişi hangi şirketi seçmelidir? Şimdi kar miktarlarına baktığımızda ikisi de ortalama olarak aynı karı getiriyor. Ama ama dağılıma baktığımızda grafiğimizin dağılımına baktığımızda 80 olan daha istikrarlı, daha güvenilir. Çünkü açıklığı daha dar. Daha darsa daha doygun, güvenilir bir şey sağlıyor bize. O yüzden açıklığı daha küçük olduğu için B şirketi yatırım yapmak daha mantıklıdır. Şimdi yedinci soruya gelelim. Yandaki grafikte Nurgül'ün 5 ayda okuduğu kitap sayıları gösterilmiştir diyor. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Nurgül ayda ortalama kaç kitap okumuştur diyor. Şimdi ayda ortalama kaç kitap okumuştur? Ocak'ta 2 okumuş, Şubat'ta 5 okumuş 7. Burada 3 okumuş 10. 4 okumuş 14, 1 okumuş 15, 5'e böldük 5. 5 kitap. Allah'ım hep böyle küçük sayılar olsa keşke toplamak için. <laughs> B. Nurgül'ün aylara göre okuduğu kitap sayılarının açıklığı kaçtır? En çok 5, en düşük 1. 5 eksi 1'den 4. Süper. Yani sorunun kolay olması süper. Bir yılda aylık ortalama 4 kitap okumak isteyen Nurgül kalan aylarda toplam kaç kitap okumaklıdır? Bir yıl 12 ay. Ortalama 4 kitap okuyacaksa 12 çarpı 4'ten 48 kitap okuması lazım toplamda. Ben şu an kaç kitap okumuşum? Ben şu an tekrar toplayacağım kontrol amaçlı. Ee, ne oldu? 5, 10, 15 kitap okudum. Aa benim ortalamayı yanlış hesapladım ya. 3 kitap olacak. Affedersiniz orayı düzeltelim. Ben 15 kitap okudum. O zaman 48-15'ten 33 kitap daha okumam lazım. Kalan aylarda toplam demiş. O yüzden toplam 33 kitap daha okumam lazım. Doğru cevap 33 olacak. Evet. Geldik. Son sayfa mı? Süper. Son sayfadaymışım zaten ya. Evet. 8. soru. Aşağıdaki tabloda bir mağazada bir haftada satılan bilgisayar ve cep telefonu sayılarının günlerine göre dağılımı verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki soruya cevap deniz. Günde ortalama kaç tane bilgisayar satılmıştır? Yine çok şükür diyorum sayılarım küçük. Hemen bunları toplarız öbürleri gibi uzun sayılar değil. Şimdi hemen toplayalım. Ortalama kaç tane bilgisayar satılmıştır diyor. Biz bütün hepsini toplayıp 7 güne böleceğiz. 3, 7 daha 10. 6, 3 daha 9, 19. 19, 10 da şurada 29. 29, 5 daha 34. 34, 8 daha 42. 7'ye böldüm. 6 bilgisayar. Günde ortalama kaç tane cep telefonu satılmıştır? Bunu toplamak da kolay. 7, 3 daha 10. 12 daha 22. 22, 8 daha 30. 30, 30, 40, 50, 60. Onlukları topladım. 60, 61, 68, 70. 70 ile 7'ye bölersem 10 tane de cep telefonu ortalama satılmış. Süper. Bunların toplamı 70 çıktı. Bunların toplamı da 42 çıktı. Onları da yanına not alalım. 9. soru. Kütlelerin ortalaması 42 olan 4 kişilik bir gruba kütlelerin ortalaması 48 olan 2 kişi daha katılırsa tüm grubun aritmetik ortalaması kaç olur? Şimdi birinci durumda 4 kişi var. Ortalaması 42. O zaman 42 çarpı 4'ten ne olur? 168 bunların toplamı. Sonra 48 olan 2 kişi daha katılıyor. 48 çarpı 2'den 96 da o ikisinin toplamı. O zaman sonuç olarak ben 168 artı 96'dan kuracağım 6 kişilik grupta. E son basamak 4, 6, 9, 10, 16'nın altı elde var 1. 264 kilo olmuş olur? 264'ü de artık 6 kişiyiz 4 artı 2'den. Bölecek olursak 26'da 4. 4 defa 6 kere 4 24. Kaldı 24. 4 defa 6 kere 4 24. Demek ki ortalamam benim. Yeni ortalamam 44 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Aralarında 2 yaş fark bulunan 4 kişilik bir grubun yaşların aritmetik ortalaması 19'dur. O zaman yaşları toplamı 4 çarpı 19'dan ne oluyor? 76. Aralarında 2'şer yaş fark var. Ee, en küçüğümüz. E, neyse tamam. Burada bir şey sormuyor bize. Bu gruptaki kişilerin yaşlarını bulunuz demiş. Tamam. Aralarımızda 2'şer yaş fark var. O zaman benim yaşım. tamam Benden bir sonrakinin iki fazlalığı var. Öbürünün dört fazlalığı var. Öbürünün 6 fazlalığı var. Yani benimki bu kadarsa. Benden sonrakinin bu kadarına artı iki yaşı öbürü bu kadar artı 4 yaşı öbürü de bu kadar artı 6 yaş yani fazlalık bir dördüncü olan benden 6 yaş büyük 10 12 yaş fazlalık var o zaman 76'dan çıkartıyoruz 12'yi burası oldu 64 o zaman fazlalığı çıkartırsak dördümüzde toplamı eşit olup 64 oluyor o zaman 64'ü de 4'e bölüyorum en küçüğümüzü bulacağız o zaman 16 demek ki en küçüğümüz 16'ymış o zaman sayılarımız 16 18, 20 ve 22 yaşında olacağız. Sağlamamı da yapayım. Burayı toplarsam 60, 76 oluyor. Okey. Bu doğru. Bu gruba 24 yaşına bir kişinin katılmasıyla 24 yaşına bir kişi katılıyorsa 76'ya 24 ekliyoruz. O zaman 80, 100 oldu toplamımız. Yeni grubumuz 5 kişi olacak artık. 100 bölü 5'ten de ortalamamız 20 olmuş oluyor. Aritmetik ortalaması ve yaşların açıklığını bulunuz demiş. Açıklık <laughs> yeni gelenimiz açıklık kırmızıyla yapayım. Yeni gelenimiz 24, en küçüğümüz biziz. O zaman 24'ten de 16'yı çıkartıyorum. Açıklığım da o zaman 8 olmuş oluyor. Ortalamam 20, açıklığım 8. Ve geldik çok şükür son soruya. Bakalım ne demiş son soruda. Aşağıdaki tabloda bir manavın 5 günde kaç kilo elma sattığı gösterilmiştir. Bu manavın yaptığı günlük elma satış miktarının aritmetik ortalamasını Hafta sonu yaptığı satışlarla değişmediğine göre hafta sonu toplam kaç kilo elma sattığını bulunuz. Şimdi 5 günlük satış burada. Aritmetik ortalaması diyor hafta sonu yaptığı satışlarla değişmediğine göre. Burayı bulalım, ortalamasını bulalım. Bulduğumuz ortalamayı 7 ile çarpalım. Neden? Çünkü ekleyeceğimiz şuranın sonuna ekleyeceğimiz 2 gün sayı eklendiğinde ve 7'ye bölündüğünde gene aynı ortalamayı veriyormuş bize. O yüzden ortalama 7 ile çarpalım ve şu iki günün toplam ne kadar olduğunu bulalım. Şimdi o zaman şu 5 günü topluyorum. Bu 5 günü toplarsam hemen son basamaktan toplama var mı? Şurada 23 ile 47'yi toplarsam 60 70 oluyor orası. 70'i not unutmayalım. 70 16 daha eklersek 86 86'ya 21 daha eklersek 107. 107'ye 30 eklersek. 137, 137'ye de şunun 8'ini eklersek birliğini 145. O zaman burayı 5 gün olduğu için 5'e bölersek toplamı. Toplamı 145'miş 5'e bölersek. Burası 29 oluyor. Demek ki ortalamamız 29'muş. Hafta sonu eklendiğinde gene 29 kalıyormuş. Yani gün sayımız 5'ten 7'ye çıkıyor. O zaman 29'u çarpacağız 7 ile çarptığımızda 203 buluyoruz. O zaman benim 2 günlük elma satışım 145'i düşersem buradan 8 kalır. İşte burası da kaç olmuş oluyor sevgili arkadaşlar? Burası da 19'dan da 58 oluyor. 58 kiloymuş demek ki benim 2 günlük elma satışım hafta sonu toplam 58 kilo satmışım. Evet sonrası ünite değerlendirme onu başka videoda yapacağım. Bir videonun daha sonuna geldik o zaman. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takibi için abone olabilirler. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı içerikte buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.